Hoca çıkmış dam aktarılmış damda. Kapı çalınmış bir an, eğilmiş bakmış bir adam. Adamdan ne yüz ne baş perişan. Merak etmiş sormuş. Kimi istedin? Seni hocam, biraz aşağı in. Yamam işim var acele. Ne söyleyeceksen oradan söyle. Bir ricam var senden. Küçük bir rica. Aşağı in sen. Ne olur hocam. Herhalde iş mühim, anlamak gerek. Bakalım neymiş muradı diyerek takım taklabatı bırakarak dama inmiş 41 basamak merdiveni. Açarak kapıyı sormuş adama.
Söyle ne var? Niçin indirdin beni? Adam demiş ki hocam ne olursun. Allah kazadan beladan korusun. Dert verip derman aratmasın Rabbim. Bir sadaka ver fakirim. Bu lafları duyunca gelin durmuş hoca. Ama hoca bu kurnaz. Hele yukarı gel benimle biraz. Üst tarafını orada söyle. Varınca ikisi de nefes nefese ama hoca dönmüş adama. Bir gün hoca evinin bahçesinde Timur'a bir hediye götürmeyi tasarlar. Ayırır tazesinden, körbesinden, çeşit çeşit incinliler, şeftaliler, ayvalar. Nihayet ayvada kararlılar. Bir sepete doldurur ayvaları giderken. Vazgeçer birden. Der ki, incir daha münasip düşer. Ayvaları boşaltır üçer beşer, incir dizer yerine. Güzelce yaprak döşer üstüne. İş ayrı bir sunum işine kalır. Bu emsalsiz hediyenin sahibi koluna taktığı gibi sepeti bir anda soluğu sarayla alır. Birkaç dakika bekledikten sonra çıkılır huzura. İşler aksi gider. Timur bu hediyeyi görünce hiddet eder. Bir saygısızlık sayar bunu kendi katına. Yapıştırır hocanın suratına. Hocada ne üzülmek? Thank you.
Hocamızla karısı uyurlarken bir gece dışarıdan konuşmalar işitirler. Konuşanlardan biri şöyle der: şuradan ahıra gireriz önce. İnek şimdi muhakkak oradadır. Yatırırız hayvanı, keseriz çatır çatır. Ondan sonra hocaya gelir sıra. Bunu duyan hoca dibe döner. Veda edip ahıra içeriye dalarız. Birer birer eşyayı toplamaya başlamadan hoca çıksın aradan. Senin bıçakların hazır mı? Hocanın kalbi tıp tıp atmaktadır. Hocayı da temizledikten sonra eşyayı toparlamaya gelir sıra. Bakar hoca işler kötü sahiden. Tatlı canı gidiyor elden. İstikbali hayli karanlık görünür. Der bir iki öksürür. Öksürmesiyle gürültü diner. Hırsızlar patır patır kaçışırlar. Aşk olsun hoca der karısı. Korkacak ne var? Sözleri duyunca hoca kızar. Ya şuna bak der. Korkacak ne var diyor. Onu sen gel de inekle bana sor. Derdi de üst üste verir yaradan. Daha 5-10 gün geçmeden aradan. Sizleri ömür, eşek de ölür. Hoca yine üzülür. Üstelik bu sefer üzüntü geçmez. Garip hoca günlerce yemez, içmez. Bu hal komşulara pek merak olur. Bunlardan biri bir gün gelir hocayı bulur. Hemen cevabı yapıştırır. Karım öldü. Geldiniz neler söylemediniz. Sen hiç üzülme hoca. Kadın mı yok dediniz. Eşeğe geldi sıra. Ne çare. Gitti giden. Çıkmadı içinizden. Yeni eşek vaat eden.
mezarlıkta gezerken hoca bir gün düşer, bir mezarın içine gider. Elbet öleceğiz yarın öbür gün, bakalım ölmek nasıl oluyor der. Çıngırak sesleri işitilir birden. Allah Allah der, nedir ki bu sesler? Korkudan bağırarak avaz avaz dışarıya fırlar palas pandıras. Yoldan tam da o an fincancı katırlara geçmededir. Hocanın bu ani fırlayışından katırlar ürküverir. Katırcılar telaşla sopalara sarılır. Hocayı bir güzelce ıslatırlar. Neden sonra toparlanır katırlar. Dayak faslı biter, gürültü diner. Hoca bitkin perişan eve döner. Karısı onu bu halde görünce sorar. Nereden geliyorsun hoca? Hiç sorma der hoca, öbür dünyada. Kadın bu sözleri sahi zanneder. Öbür dünyada ne var ne yok? Hoca şu cevabı verir o zaman. Bağırıp çıkarsan çekeceğin çok. Kadınları ürkütmezsen bir şey yok. Yatmış uyurken hocayla karısı vakit gece yanır. Kadıncağız sofada bir ses duyar. Der ki, yine hırsız var. Kocasını uyandırır yavaşça. Eğilip der ki kulağına, hoca eve galiba hırsız girdi. Bak geziniyor, duyuyor musun? Ayol duyuyor musun? Akıl erer mi hocanın işine? Günü gününe uymaz. Bakarsın safi telaş, bakarsın vurdum duymaz. Bugün de pek soğuk, tatlı bir gün. Girinir yavaş yavaş, yorganı çekip örter üstüne. Sonra der ki derinden, canım kadın, telaşlanacak ne var? Hele bir şeyler bulsunlar, ondan sonra alırız ellerinden. Turşu satmaya heves eder. Düğümleri vurur meşeğin sırtına der. Dolaştırır satarım sokak sokak. İşin en büyük keyfi de bağırmak. İpler güğümleri düşer yollara. Derken bağıracak olur bir ara. Eşek bırakmaz anırmaya başlar.
inanır mı ki? İnler dağlar taşlar. Biraz daha zaman geçer aradan. İşlek bir yola geldikleri zaman hoca yeniden bağırmaya kalkar. Kalkar ama nerede? İmkanı mı var? Hocanın ne zaman açılsa ağzı, gökleri tutar eşeğin avası. İyi hoşça, son bir defa da teşebbüsler. Bakalım bu sefer ne yapacak der. Demesiyle başlar eşek feryada. O zaman sabır tükenir hocada. Hassas yağlı gemiyi. Turşuyu sen mi satacaksın? Yoksa ben mi? Parapol teklif ederler. Bizi karşıya geçir, para veririz derler. Sorarlar Nevzi içine de. Tekliflerini kabul ettiğinde hoca düşünür. Der ki, İkişerden sekiz kul. Körler de cevap verir. Peki, kabul. Bunun üstüne yüklenir hoca rastgele bir tanesini körlerden, kollarla sıvanır paça. Kör kendini bulur karşıda hemen. İkinci ile üçüncü de böylece hocanın sırtında suyu geçince son köre gelir sıra. Gelir ama aksilik de olur ya, hoca birden sevdiler. Zavallı kör yuvarlanır sulara. Sular da alır adamı sürükler. Kopar büyük yaygara. Körler meram anlamaz. Hepsi arkadaşımız da tutturur. Hoca da fazla dayanamaz. Yeter artık. Kafa şişirdiniz. İki pul eksik verin. Olur biter.
ile arkadaşı bir gün ava çıkarlar. Bir ine rastlarlar geser dururken. Arkadaşına parlak bir fikir gelir birden. Hele bir bakayım içeride ne var deyip kurt ininden içeri dalar. İşte tam o sırada çıka gelir bizim kurt cenapları. Koyuverir mi hoca palamarı? Arkadaşı içeride. Azgın kurt inine doğru seyirtir de sağ bırakır mı onu? Bir atılır hoca kurdun ardından. Yakalar kuyruğunu. Kurt başlar deli gibi tepinmeye. Kaplar ortalığı bir toz duman. Bilmez arkadaşı bu duman niye. Habire bağırır durur içeriden. Nedir bu toz duman, ne yapıyorsun? Hocanın kan beynine çıkmış zaten. Hele bir kuyruk kopsun. O zaman görürsün toz dumanı sen.
karısı hocaya gelir. Der ki, inan olsun sabrım tükendi. Şu çocuğa bir baksana efendi. Ne uyumak bilir ne de susmak bilir. Nefes mi edeceksin? Muska mı yazacaksın? Bıktım usandım artık. Vallahi canı çıksın. Aman tövbe de karı. Bela okumaya başlama yine. Al bakalım şu kitabı eline. Git çocuğun önünde açıver yaprakları. Ay dostlar, hiç insaf var mı şunda? Ben kendi derdimleyim, o işin alayında. Allah Allah, dinlesene beni bir. Herhalde benim de bir belliğim var. Doğrusu tuhaf millet şu kadınlar. Peki dinledim, getir. Hayret. Çocuğun uykusuzluğuna kitap birebir gelir. Karısı şaşar, şaşar, kalır buna. Hoca, der, uyudu, acaba neden? Bey, karıştırma onun orasını. Bu kitabın uyutma hassasını camiden bilirim ben. Bazen ondan halka ders veririm de. Uyumadık insan kalmaz camide. Yola düşer karlı buzlu bir günde. Bir ara tam da yolunun üstünde bakar, kurtlardan kurulma bir katar, hoca da şafak atar. Öyle ya, kurt bu, işin şakası yok. Üstelik bir tane de değil, birçok. Birden bir fikir parlar kafasında. Eşeği bırakıp yol ortasında yatar bir yana, gözlerini kapar, ölü taklidi yapar. Kim gelirse der, beni ölmüş sansın. Ne yapalım, yerime eşek yansın. Demeye kalmaz, kurtlar çıka gelir. Eşekten acıklı sesler yükselir. Sarılıverir bir anda dört yanı. Yere yatırırlar garip hayvanı. Sonra da çöküverirler başına. Hiç bakmadan gözlerinin yaşına sıyırırlar semerini çulunu. Kimi budunu yer, kimi kolunu. Hoca bu, kımıldamadan seyreder. İçinden de şöyle der. Sizin malınız değil, benim malım. Doyum olmaz elbet böyle yeme.
Onunun sahibi ölmüş işte. Bildiğiniz gibi yiyin bakalım. Koca eşeğin yularından tutmuş, kasabaya gidermiş. Hem gidermiş, hem de türkü söylermiş. Öyle ki kendini de, eşeği de unutmuş. İki hırsız peyda olmuş hakkıdan. Görmüşler hocanın dalgınlığını. Hiç çaktırmadan çıkarmışlar hayvanın başlığını. Biri almış eşeği götürmüş. Öteki yuları takmış başına. Sessizce düşmüş hocanın başına. Eşek gibi süklüm püklüm yürümüş. Bir ara hoca dönecek olmuş. Manzarayı görünce şaşıp kalmış. Durmadan hayırdır inşallah dermiş. Öteki cevap vermiş. Hocam ben insanım, bir suç işledim. Bir gün pek büyük bir yalan söyledim. Tanrı da kızıp beni eşek etti. Ama işte bugün müddetim bitti. Yeniden insan oldum. Beni şahit et. Sevaptır hocam. Gel beni azat et. Hoca insanı ne yapacak zaten? İster istemez razı olmuş hemen. Demiş, herhalde bunda bir hayır var. Dönmüş eve, elinde boş bir yular. Günler geçmiş, bir sabah erken erken pazara gitmiş yine. Bir aşağı bir yukarı gezerken rastlamış eşeğine. Önce şaşırmış, sonra toparlanmış. Hayvanın etrafında bir dolanmış, şöyle bakınıp sağına soluna, eğilmiş kulağına. Kardeşim demiş, bu senin kısmetin. Söyle bakalım, yine ne halt ettin?
Ercan'ın evine. Vakit gece yarısı. Ne oğlu, ne kızı, ne de karısı. Hoca kendi kendine. Gık bile demez, gözlerini kapar, uyurmuş gibi yapar. Hırsızlar dolapsa, taynamasa, alıp götürürler ne bulurlarsa. Kala kala bir yatak yorgan kalır. Son parça da çıkarıldığı zaman hoca yorganını sırtına alır. Yürür gider hırsızların ardından. Bakalım iş nereye varacak der. Nereye giderlerse o da oraya gider. Nereye giderlerse o da gider. O da gider. 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 En sonunda bir kapıda durulur. Sırtlardaki yükler yere vurulur. Ardından davranılır anahtara. Tam içeri gireceği sıra döner bakar ki hırsızlardan biri. Hoca da giriyor evden içeri. Hırsız önce şaşırır, sonra sorar. Hoca, senin burada ne işin var? Hoca da şakacıktan hayret eder. Canım, buraya taşınmadık mı der. Yüzme bilirdin değil mi?